You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning. Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere yine yeni bir rank kasma taktikleriyle karşınızdayım. Evet, bu rank kasma taktiğimiz ise yine burada yapılan bir taktik. Videomuza bir dakika. Atla. Dışarıdalar. Evet. Burada bir arkadaş var. Bir dakika arkadaşcığım. Tamam, eserladım seni. Şimdi şurada bir kit molası verebilir miyim? Teşekkür, 3 kişiler. Kaldırdın mı peki? Hadi bakayım, 4 kill tertemiz. Tertemiz abi, M4 bile verdiler bu arada. Hiç beklemiyorum. Oo, Rune Savaş seti. Bir dakika, tümünü açabilir miyim? Bir şey diyorlar mı? Bence acayip güzel 4 kill ve loot oldu. Güzel de 1v4'tü diye düşünüyorum. Tamam, silahları yoktu ama sonuç olarak ben şu an 1v4 attım. Şimdi buradaki taktiğimizin şuraya geliyorsunuz, tamam mı? Aynen şu şekilde şuraya bir tanecik buz atıyorsunuz. Sizler de üstüne çıkıyorsunuz. Tamam, siz çıkmanız gerekiyor. Abi gene geldiler. Abi. Abi kaç. Şöyle bir bomba. Birini daha aldım. Okey. Ne yapalım, öldük bari, çay içek. Ve tekrardan paraşütümüzü açtık. Az önce değişik kazalı bir şeyler oldu ama inşallah bu sefer gelen yoktur. Direkt taktiğimizi çekip bir sonraki taktiğe geçmek istiyorum. Bir tanecik silah ne olur ne olmaz, ben yine de alayım şuradan. Tekrardan taktiğimizi yapmak için hangara geldik. Bu hangarın yerini bilmeyenler de varsa mansiyonun hemen altında. Ben normalde eskiden buradaki uçağın üstüne direkt atlayıp pusuyordum. Fakat artık yeni çıkma yollarıyla çıkıyoruz. Kaykayla çıkıyoruz, hava fırlatmayla çıkıyoruz falan filan. Şimdi hemen geldim şuraya. En hızlı bir şekilde taktik nasıl yapılıyor sizlere göstereyim. Şuradan atlıyorsunuz bu demire. Demiri atladıktan sonrasında ise şuraya geliyorsun, bir tanecik buz atıyorsun, tamam mı? Seni de yukarıya atıyor. Attıktan sonra şuraya geliyorsun. Daha sonrasında ise aynı şekilde bekliyorsunuz 5 saniye kadar bir şey. Daha sonrasında bir daha atıp şuraya çıkıyorsunuz. Hemen şöyle buraya da atayım. Tabi birazcık atmıyor bu burada, tam bir noktası var. Onu bulmaz gerekiyor. Azıcık sola azıcık sağa yaparsanız tam yerini siz de bulacaksınız. Daha sonrasında ise bir tanecik de altınıza buz atıyorsunuz ve sizlere şu an görmüş olduğunuz gibi bir yere atıyor. Ve buradan sadece tek yapmanız gereken zıplayıp şuradaki kanata zıplamanız ve artık burada tekrardan eski günlerdeki gibi pusabilirsiniz. Yani bildiğin buraya geliyorsun abi, bu buzlarda yani ister tarayın ister tavayla kırın buraya çıkarken, orası size kalmış bir şey. Hani gel yine uçağın üstünde yat. Buradan bir yukarıya daha çıkar mıyız bilmiyorum, deneyeceğim şu anda. Eğer çıkarsak daha da güzel olur. Çık kanka. Hadi bakayım. Okey. Güzel güzel. Ama bir tık şöyle yaparsam. Hadi canım. Bak. Biri geldi. Şurada birilerini gördüm. Yani buradan nasıl yiyeceğinizi de sormayacağınızı düşündüğüm için şöyle diyeyim abi. Buraya geliyorsun, atlıyorsun buradan şuraya ve aşağıdasın. Hadi bitti. Ve sizlere bir taktik daha göstermek istiyorum bu arada. O taktiği nasıl gösterebilirim? Şöyle göstereyim bunu da. Mesela şuraya geldiniz, tamam, bunu birçok binada yapabiliyorsunuz. Birazdan gösteririm sizlere. Mesela bunu şuraya şöyle attınız, tamam mı? Bunu buraya attıktan sonra şöyle gelin abi, bunun üst kısmını kırın. Hatta kırmaya gerek bile yok bak. Bunun altında çıkanlar fake. Yani mesela gelip şurada pusabilirsin abi, öyle düşün. Buraya gel pus. Adam mı geldi içeri? Şöyle çık sık. Yani bunlar fake buzlar da var bu arada. Bunları da kullanmak isterseniz diye sizlere göstereyim dedim. Hiçbir şekilde kırılmıyorlar. Sadece yukarının illüzyonu gibi bir şey oluyor. Bunu da kullanmak isterseniz diye sizlerle paylaşayım dedim. Şurada da yaptım da bu tarafta olmayınca şurada çektim. Ve şimdi bir sonraki taktiğimiz ise militeriye geldik. Alanın militerde bittiğini çok fazla görmüşsünüzdür. Hatta sizler de benim gibi köprüyü geçmekten nefret ediyorsunuz diye düşünüyorum. Hemen şuradan bir silah bulup bana doğru gelenler varsa onları indireyim. Yoksa direkt taktiğe geçeceğim. Çünkü burada bir ana silah yok. Abi PUBG gıcıklığına yapıyor. Tabanca. Tamam. Teşekkürler. Şu anda kesinlikle ölümsüz oldum tabanca. Oo akrep abi. Bak şimdi otomatik akrep. Tamam M4. Tamam.
Tamam, teşekkürler, teşekkürler. Şimdi biz direkt taktiğimize geçelim. Bence çok fazla yeterince lootumuz var. Bir tanecik de bot gördüm. Şu bottan bir oto silah alırım diye. Bot! Vallahi gel ya. Bot! Bot ölsene oğlum. Bak daha çok yapacak işim var. Kaçma ya, kaç. Şuradan şunları al 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 al. Aa, Scar'ı varmış. Abi aldım loot'u, kaçtım. Şimdi peki buradaki yapacağımız taktik nasıl bir şey derseniz hemen sizlere onu da göstereyim. Buraya geliyorsunuz, tamam, inşallah burası boştur ya da bir tane falan adam vardı da vururuz, ölmek istemiyorum derken o içeriden o sesi duydum. Hemen taktiğimize geçiyorum abi, şuraya geliyorsunuz, tamam mı? Buraya geldikten sonra bir buz atıyorsunuz. At 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 at. Kaç 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 kaç. Ana çıkmıyor. Açıktım, vallahi çıktım. Şimdi buraya kadar geldik. Daha sonrasında ise peki ne yapıyorsunuz? Geliyorsunuz, 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 geliyorsunuz. Kaçıyorsunuz, kaçıyorsunuz. Şuraya biraz fazla yakın olmamaya dikkat edin. Buradan da aynı şekilde şöyle bir şey atıyorsunuz. Daha sonrasında ise buradan buraya zıplayıp efsane güzel bir pusu mekanı buluyorsunuz. Ve buraya girip mesela şuradaki savaşan adamlara vur abi ya da rank kasıyorsundur falan. Aşağıda mesela biri var şu an, onu aldım. Neredesin? Aşağı geride. Şurada biri var. Abi bir dakika, bir dakika, sıkma abi. Gördüm onları ve bana doğru geliyorlar. Hack de mutlu gelmiyor. Hyper aldım abi, okey. Arkada adamlar var. Mesela buraya bir adam diyelim sizi vurmak istiyor. En iyi yol direğe çıkmasıdır. Siz de hani bence direğe çıkarttırmazsınız diye düşünüyorum. Ne yapıyorsun? Ay ay. Aklınıza gelip oradan beni vuracak. Vurdun, he vurdun. Bak bak bak, bakışlara bak. Bir ömre bedel bakışlar bak. Pusu kuruşa bak. Bir şey deneyeceğim de ölür müyüm ki? Bak bana. Bak. 3 2 1. Scar'ı sevmiyorum. Abi adamlar teşkilat gibi çıkıyor. Tamam, birini aldım. Bir body. Git git arkadaşını kurtar. Ya bir dakika dur kanka sende ya. Abo ne kadar çok. Ana git de yok, tamam. Ya şu adam da bayılmaktan yoruldu be kanka. Artık tabancayla bayacağım. Öleceksem şu adamlara kill vereceğim lan. Gelin lan öldürün beni. Bak 12 tane mermim var. Biri beni öldürecekse sizi öldürün. Öldür lan beni. Yani biri öldürecekse bence bundan öldürmesi daha mantıklıydı. Hadi diğer taktiğimize geçelim. Şimdi sizlere bir taktik daha göstereceğim. Bu göstereceğim taktik ise tamamen troll amaçlı güzel kullanılabilecek bir taktik. Bunu önceki videomda göstermiştim fakat bunda artık yani isterseniz ateş bile edebiliyorsunuz havadayken. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Şimdi sizlere bir diğer göstereceğim taktik ise şu şekilde, şu aracın ön tekerlerinden itibaren aynı şu şekilde kaldırıyorsunuz, tamam mı? Ya bu araçlar boyu mu büyük? Daha sonrasında ise bir buz daha alıp şuradan kaldırıyorsunuz. Okey. Ve böyle kalktıktan sonrasında ise birazcık değişik kalktı, fark etmiyor. Tek yapmanız gereken burada lastiklerin altına buza koymak, tamam mı? Bu lastikler buzda olacak. Ve şu an mesela oldu, tamam. Bir tane de şu ortaya atmam gerekiyor. Şöyle ortaya dağıtayım ya, inşallah aracın içine beni atmaz. Şöyle attım ve tamamdır. Şimdi ben buna bir bin yapacağım, aşağı ineceğim, okey. Aracımız şu an görmüş olduğunuz gibi havada. Peki ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bütün buzları tek tek işsiz gibi kırmamız gerekiyor birazcık. Ben bunları bir kırayım, ondan sonra görüşürüz. Şimdi ben buzları kırdım fakat bir tık yamuk yumuk kırdım. Araç bu şekle kaldı. Siz tabi bunu daha düzgün bir şekilde yapabilirsiniz. Ben dün dümdüz yaptım da bu araçta niye böyle oldu bilmiyorum. Jeep'te sanırım böyle oluyor ama yani eğer isterseniz şeyde sapasağlam oluyor. Şurada buz kalmadı bu arada. Hani hiçbir şey yok fakat kırılmıyor. Buradayken şimdi araca eğer bin derseniz havada bu şekilde kalabiliyorsunuz. Evet.
Ama eğer süre geçerseniz aşağıya düşüyorsunuz. Ve aynı şekilde binken mesela havada abi geliyorsun buraya pusu kuruyorsun, tamam mı? Köprü aslında bu değişik bir troll amaçlı bir şey. Belki kullanmak isterseniz diye de bunu da paylaşayım dedim. Eğer binerseniz sizleri havada tutuyor. Fakat eğer sürerseniz aşağıya atıyor. Bu taktiği de söylemek istedim fakat birileri geliyor. Evet, bu videoluk da benden bu kadardı. 2 pusu taktiği, 1 tanecik troll değişik bir taktik gösterdim sizlere. Bu araçla bilmiyorum neler yapabilirsiniz fakat elimden geleni sizlere göstermeye çalıştım. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum ve kaçıyorum. Bay bay.